Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce millet mekteplerinden köy enstitülerine, köy enstitülerinden günümüze Cumhuriyet'in eğitim meşalesi olmuş öğretmenlerimizi, başta baş öğretmen Mustafa Kemal olmak üzere TÖS ve TÖP'lerin yiğit yöneticilerini saygıyla anıyorum. Aramızdan ayrılanlara rahmet diliyorum. Sayın Bakan, 20 yıla yaklaşan iktidarınız döneminde bu ülkede yıkıma uğratmadığınız kurum, kirletmediğiniz, yozlaştırmadığınız kurum kalmadı. Bunların en başında da maalesef eğitim ve üniversiteler geliyor. Tarikat ve cemaatler eliyle dindar ve kindar bir nesil yaratacağız diye yola çıktınız ama pudra şekerinden batmış bir nesil yetiştirdiniz ülkemizde. Sağ olun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakın Sayın Bakan, sizin iktidarınızda üniversitelerimiz maalesef en sorunlu dönemini yaşamaktadır. Eski AKP milletvekillerinin rektör olarak atandığı, gücü arkasına alarak atanmış yöneticilerin kadrolaştığı ve kişiye özel akademik unvan ilanlarıyla sıkça gündem olan üniversiteler dönemini yaşıyoruz. Üniversitelerde sahte belgelerle çalışan profları görüyoruz. Öğretim görevlilerinin bu dönemde birbirlerini ihbar ettiklerini görüyoruz Sayın Bakan. Bu dönemde üniversite kapılarının güvenlik güçlerince, polislerce kelepçelendiğini görüyoruz. Tüm bunları bir halkımız bir yerlere yazıyor. Günü geldiğinde mutlaka hesap soracaktır diye düşünüyorum. Sayın Bakan, çokça üniversitemiz var ama çokça işsiz üniversite mezunumuz da var. Şu an her 4 üniversite mezunundan biri işsiz. Almanya'nın nüfusu 85 milyon, üniversite öğrenci sayısı ise 2 milyon 800 bin. İngiltere'nin nüfusu 67 milyon, üniversite öğrenci sayısı 2 milyon 380 bin. Bizim nüfusumuz 83 milyon ama 8 milyona yakın üniversite öğrencisi var. 4 milyon açık öğretim öğrencisi var. Bu şekilde işsizliği ötelemeye çalışacağım derken büyük bir işsiz üniversite ordusu yarattınız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kendi ilim Yozgat'tan bir örnek vereceğim. Bozok Üniversitesi uzunca süredir eğitim veriyor ama birçok bölüm öğrenci tercih etmediği için kapanıyor. Çünkü öğrenci zaten biliyor o bölümü bitirince işsiz kalacağını. Yine bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Veterinerlik Fakültesi açıldı, 3 yıl geçti ama ortada ne bir bina var ne bir laboratuvar. Başka birimlerde öğrenciler ders görmeye çalışıyorlar. Sayın Bakan, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde birçok branşta öğretim üyesi doktor yok. Düşünebiliyor musunuz? Sayın Bakan, doktor yetiştirecek bir kurumda doktor yok. Kullanılması gereken tıbbi malzemeler eksik. Bozok Araştırma Hastanesi üvey evlat muamelesi görüyor. Lütfen bu konuya duyarlılık gösterin. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, bilim ve akademi ancak demokratik mekanizmaların işlediği ortamlarda gelişir. Tek adamın iki dudağının arasına sıkışmış rektörler hem öğretim üyelerini hem öğrencilerini kışla disipliniyle yönetmeye çalışıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi gibi uluslararası alanda en saygın üniversitemiz devamlı istibdat haberleriyle gündem oluyor. Yapılan her protesto eylemi kolluk gücüyle bastırılıyor. Aykırı her ses susturuluyor. Öğrencilerin kapıları gece yarısı koç başlarıyla kırılıyor. Bu tablonun sonucunda genç beyinlerimizin %67'si maalesef yurt dışına gitmek için uğraşıyor. Yani 12 Eylül darbecilerinin ürünü YÖK'e ilave olarak vurdumluymazlık, liyakatsızlık, siyasi kindarlık, OHAL faşizmi ve kanun hükmünde ihraçlarıyla gelinen yüksek öğrenimin sonucu budur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, demokratik bir şekilde kendi bileşenleriyle yönetilen üniversiteleri biz kuracağız. Üniversiteleri tek adamın iki dudağıyla atanan kayyum rektörler değil, üniversitenin kendi seçeceği rektörler yönetecek. 12 Eylül'ün ürünü YÖK'ü tarihin çöplüğüne atacağız. YÖK ile ortaklaşarak devam ettirdiğiniz bu kuşta düzenini biz bozacağız. Kanun hükmünde haksız ve hukuksuz biçimde üniversiteden atılan öğretim görevlerini biz görev vereceğiz. Öğrencilerimize nitelikli, güvenli ve yeterli bir yurt hizmetini biz sunacağız. Üniversite öğrencilerimizin kredi faizlerini biz sıfırlayacağız. İhtiyacı olan her öğrencimize kredi değil burs vereceğiz. Üniversiteleri o çok sevdiğini tarikatların ve vakıfların pençesinden biz kurtaracağız. Demokratik yönetimin, bilimsel bağımsızlığın ve layık eğitimin kalesi üniversiteleri biz kuracağız. Öğrenci affını biz çıkaracağız. Sözlerimi Enver Gökçer'in bir şiirle tamamlıyorum. Sizlere selam olsun üniversiteler. Öğretmenleri alınmış kürsüler öğretmen.
Açalım. Açın. Bize neler? Sizlere selam olsun makineler, bobinler. Bu gülünç, aşağılık, namussuz şeyler dışında sana selam olsun zincirin, zulmün kar etmediği, kırbacın kar etmediği büyük tahammül. Sayın Bakan, sözlerimi bitirirken ne yaparsanız yapın yolun uzun sonu göründü. Bir elimiz Mustafa Kemal'a uzanır, bir elimiz karı olan, sokakların sesinden belli, gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan, saygılarımla. Göreceğiz. Söz sırası Aydın Milletvekili Sayın Hüseyin Yıldız'da. Buyurun Sayın Yıldız.